dünyanın ömür ucu. Avustralya'ya artık kış geliyor. Çünkü bildiğiniz gibi Mayıs ayına giriş yapmış bulunuyoruz. Gerçi bu 30 Mayıs. 30 yüzden konuşamadım. Artık buz gibi bir hava. Artık ben avustralya kokuna başladım. Görüyorsunuz bu bıçak sesi. Altında şöyle pantolon, şöyle bir ayakkabı. Aşçılık okuluna gidiyoruz. Aşçılık okulu pazartesi ve salı günü. Pazartesi günü teorik ders. Salı günü ise çok oluyoruz aşçılık okulu böyle. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir günü mesleği yine de aktarmaya devam ediyorum dostlar. Otobüsü kaçırmadan gidelim bakalım. Gerçekten ben kışı hiç sevmiyorum. Bunu anladım. Aslında kışı küçükken seviyordum. Büyüyünce anladım kışın ne kadar kötü olduğunu. Bakın yaşında ne de donuyor burada benim gibi. Tayland'da falan gezerken iyiydi tabii. Her taraf sıcaktı. Artık yani kış insanı olmadığımı anladım. Bak nasıl da esiyor var ya. Bundan bir ay önce burası var ya aşırı sıcaktı yani. Öyle bir sıcak vardı ki evden dışarıya adım attığınızda cildinizi yakıyordu. Dünyanın en sıcak yerlerinden birisiydi burası. Ama şimdi buz gibi. Şu havayı görüyorsunuz dostlar. Hani bakın şurada hava açık. Ama bir de şuraya bak. Hava kapalı. Yani Avustralya'da bir günde sanki aynı anda iki farklı hava var gibi yani. Biliyorsunuz Avustralya Antarktika'ya yakın. O yüzden gökyüzü sürekli bir değişik oluyor. Neyse. Otobüs de geldi hemen. Yani oğlum bu soğukta bu adamla ceket almamış. Donmuyor mu acaba ya? Allah Allah. Hadi. Gelin bakalım. Şöyle bir şey verdiler bu arada. Bıçak seti. Gelin bakalım. Bazen rutinde olmak gerçekten çok güzel bir şey. Ne yapacağını geçeceğim biliyorsun. Bazen de çok sıkacağım. Yakın zamanda bir karar alabilirim. Bakalım beraber göreceğiz. Bu arada bu evlerin fiyatı yaklaşık işte 600 milyon dolarla 1 milyon dolar arasında değişiyor dostlar. Sokakların temizliği gerçekten de güzel. Ya bazen soruyorlar Amerika mı Avustralya mı diye. Bence her iki ülke de çok güzel. Dostlar kendime bir tane kahve aldım üst olarak. Şimdi aşırı kokuma doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz hava bayağı buz gibi şu anda. Şu kocaman bir tane ileride bir arena başladı. Rec Arena işte orada. Nasıl desem size. İşte konserler falan filan. Gösteriler falan filan oluyor orada. Daha hiç gitmedim. 6 aydır buradayım ama daha bir etkinliğe falan daha gitmedim yani öyle söyleyeyim. Çünkü işte yani kendimi öyle bir sınırladım ki şu an işte para harcamayacağım, şey yapmayacağım falan filan diye. Böyle gidiyor. Şimdi aşık okuluna yazıldık. Hayırlısı olsun. Bu arada dostlar videoyu hala izliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı 21 yaşındaki sıfırdan bir şeyler yapmaya çalışan bu gence desteklemeyi unutmayın dostlar. Gerçekten önemli. Yani şu kamerayı elime almak bile şu an buz gibi. Ama yine de sizler için sırf bizim insanımız da bir şeyler görsün, bir şeyler yapsın diye video çekiyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın dostlar. Bak hala buz gibi. Geldik selam. Ve okula gelmiş bulunuyoruz. Adam ne yaptı lan öyle? Bak yine meylerde şurada Empyrean var. Biz de orada okuyoruz dostlar. Bak şu önündeki sarı şapka çocuk da ta Kolombiya'dan gelmiş. Çok insan var buradan Kolombiya'dan gelen. Baba da çantasını eline almış, ben de aldım. Şimdi işte kitchen, mutfak ekipmanları falan filan var. Bak o da yemek yiyor benim gibi. Ne yapsın? Fakir fukar abi değişik oluyor ya benim gibi. Şaka maka bir ya dostlar. Gerçekten buraya benim gibi insanlar gelip mücadele ediyorsun. Burada tek başınasın. Ailenizden para alamazsınız çünkü o para yetmez yani burada. Gerçekten çok pahalı. Su 3-4 liradan başlıyor yani öyle söyleyeyim size. Bakın ben gibi onlar gibi insanlar bak şu önümdeki hipli çocuklu burada. Gelip işte kendi ülkesinden buraya bir şeyler yapmaya, sıfırdan bir şeyler başarmaya çalışıyorlar. Bakın şuradaki de hipli çok fazla insan var. Ama yani sıfırdan bir şeyler başarmak kolay değil dostlar. Gidip bugün burada aşçılığı öğreneceğiz. Şef olacağız. Dostlar üstümüzü değiştirdik. Gördüğünüz gibi hacı gibi oldum. Arkada bir mutfak var. Kıyafetlerimizi giydik. İşte hocalar yemek falan gösteriyor. Onları yapıyoruz. Tekrardan açarım kamerayı içeride.
Mesela görüyorsunuz bizim mutfak bu şekilde. Birkaç kişi falan var, başka bir şey yok. Burada yapan falan var. Hoca geldi, neyse. Dostlar, gördüğünüz gibi şef olduk. Hamur yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Elime de yapıştı var ya. Aşçı olmak güzel ama... Strong man, ha? Elime yapıştı. Kneel the down. Kneel the down. Push, push. Hop, elime yapıştı bu da. Ne yapsam bilemem. Dostlar, gördüğünüz gibi hamur bile yapamadım daha ama işte böyle öğreneceğiz. Bakın burada Jonathan gördüğünüz gibi yapıyor. Amigo. Comasita. Bir yan dört bir yandan gelmişler burada okuyorlar. Aşçı okuyorlar. İşte burada aşçı olma deniyoruz. Aşçı güzel bir şey şef olmaktır bence. Çalıştığınızda yer önemli. Ama güzel bir meslek bence. O yüzden öğrenelim dedik. Karıştır yavrum, karıştır karıştır, mix it. Şap 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 şap. Şap şap my friend. Şap 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 şap. Vur 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 vur. Vallahi şöyle nasıl yapılabilir bilmiyorum. Dediğim gibi eğer bir mesleğiniz varsa Avustralya ve Amerika'da çok daha işler yapabilirsiniz dostlar. Dostlar şimdi tavuğu dövüyoruz. Gördüğünüz gibi. Tavuğu niye dövüyoruz? İnce yapmak için sanırım. Easy easy man easy. Ben döveyim biraz. Tek elle dolacak işte. Bakın herkes nasıl dövüyor. Döverim bak. Amigo. Amigo. Show your skill. Let's go. Let's go. Poco loco. Do this, do this. Be careful with the dick. Poco loco. Neyse birazdan şeye çıkacağız. Saat 9:31. 8.30'dan 4.30'a kadar böyle gidiyor. Dostlar şimdi arabayız. 15 dakika break. Bakın yağmur yağıyor şu anda etrafta. Yukarı davet ettiler. Çay may için dediler. Hemen size mutfağı göstermek istiyorum hızlıca. Bakın bunlar insanlar. Mutfakta bu şekilde. Görüyorsunuz. Öğreniyoruz işte. Yapmayı, aşırı bulmayı falan filan. Hatta ülkede bizim hocamız. Diğer hoca da Sri Lankalı. Bakın hocalar da kendi ülkeden gelmiş, burada şef olmuş. Burada kalmış. Ya 21 yaşındaysanız hayat gerçekten de çok zor dostlar. Dostlar şimdi de şöyle bir yere geldik. Yani gelin dediler, kahve içelim dediler. Hava da yağmur yağıyorken güzel oldu. Güzel ya böyle insanla tanışmak, şey yapmak. Ulan en son Tayland'da bilardo oynuyorduk gönüllülük yaparken, hatırlıyor musunuz? Onun videosu da var ya, Tayland'da gönüllü oldum diye. Böyle bir zevkli arkadaşım vardı onunla beraber böyle bilardo oynuyorduk. Güzeldi. Ne zamanlardı böyle? Oh, mamacita, you failed. Bak insanlar oturmuş burada. Gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden gelen insanlar var. İşte Çinlisi var. Sorry my friend. Kolombiyalısı var. Her yerinden var. Şurada bir tane şey var. Endonezyalı var. Kapunga. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar burada aşçılık yapıyor dostlar. Aşçı olmak istiyor. Aşçı olursanız Avustralya'da çok büyük artıları var. Aslında sadece Avustralya'da değil, dünyanın her bir yanında artıları var. İşte hani oturma iznine kadar, şeye kadar her şeyi uzanan büyük bir bölüm bu. Çünkü her yerinde aşçı ihtiyacı var. Şef olmak güzel bir şey ama bir yerde çalışıyorsanız böyle koştura koştura iş yapmak kötü. Ama gerçekten lüks bir restoranda çalışırsanız çok güzel olur. Gerçekten. Benim hayalim de bakalım o. Ama bir hayalim daha var. O hayalim asker olmak ama nerede olduğunu inşallah açıklarım. Belki bundan 5 yıl sonra asker olmam. Army'de falan. Gerçekten çok stratejik bir joylar benim. Bakalım. Hayırlısı olsun şimdi. Bir kahve alıp ortamın tadını çıkaralım bakalım. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi işte böyle herkes sandviçini falan yaptı. Görüyorsunuz. Cheers mate. Cheers mate. Allah. Düşüyordum var ya kız. İşte yaptık ben de yedim falan. Deniz Şef 21 yaşında güzel işler yapmaya devam ediyor dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. 21 yaşında cidden çok iyi yerlere geldiğime inanıyorum. Yani Türkiye'nin bir köyünden dünyanın öbür ucuna. Gördüğünüz gibi dostlar bir gün böyle geçti. Saat şu anda 4.30.
İşte şöyle bir şey de yaptık orada, dün gibi böyle çiğ balık düğün müdür gibi bir şey yaptık. Elime verdiler, yemek istemiyorum çünkü oraya buraya yiyoruz, şuraya da yiyoruz, şey yapmak istemiyorum. Ulan diğer arkadaşlara verdim yerler diye, yemediler çünkü onlar da biliyor, onlar da yemiyor zaten. Yani şu eve de götürüyor da. Çok pis ya, çünkü hani orayı da yiyorsunuz, burayı da yiyorsunuz. Hani öğrenme olan olduğu için normal mutfaktaki gibi temiz çalışılmıyor. O yüzden ben yemek istemiyorum hasta olurum diye. Hasta olursak çok para gider çünkü şeye, hastaneye falan. Şimdi işe gidiyorum dostlar. Tekrar gösteririm. Herkesin yaşamak istediği ülke Avustralya.